Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bir anı videosuyla karşınızdayım. Sürekli benden anı istiyorsunuz. Dedik bir tane daha anı videosu yapalım sizler için. Konu, ben yıllar önce şehir polisliği yaptığım yıllarda Rockford, Illinois tarafında oldu. Yıl herhalde 2015'ti. Bayağı geç bir zamandı yani, böyle bir gece 12 gibiydi. Cumartesi akşamı, millet içiyor falan. Ama konuya tam dalmadan önce arkadaşlar, Instagram American Aynasız, takip ederseniz sevinirim. Twitter'da var American Aynasız. Discord American Aynasız sohbet muhabbet için ve Twitch American Aynasız canlı yayınlar için takip ederseniz sevinirim. Neyse, cumartesi gecesi insanlar içiyor, parti yapıyor falan filan. E ne oluyor abicim? Bir insan içtiği zaman genelde sorunlar yaşıyor değil mi? Çünkü kendi bilincini, şuurunu bir nevi kaybediyorsun bir seviyeye kadar. O da seni değişik şeyler yaptırıyor. O yüzden içki muhabbeti hani bardakta durduğu gibi değil. Dikkatli olalım. Sorumlu bir şekilde içelim daha doğrusu diyeyim. Ben polislik yaptığım zaman birçok insan sorumsuz şekilde içiyordu. Ondan dolayı ben bu anıları hatırlayıp anlatabiliyorum. Çünkü yoksa orada olmama bir gerek olmaz değil mi? Neyse, bir aile içi kavga var diye bir adrese gittik Rockford'da. Ben ve iki tane polis, üç kişi beraber gittik. Abi evin içerisine girdik, evde işte müzik çalıyor, bir sürü insan var. Bir sürü insan derken bunlar orada yaşayan bir aile, 7-8 kişi. İki tane kız kardeş birbirleriyle kavga ediyor. Böyle büyük, bunlar biraz kilolu kız kardeşler. İşte tartışıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar, işte şu beni itti, bu beni itti falan filan. İkisi de sarhoş. Şimdi normal prosedür nedir arkadaşlar? Aile içi kavga, Amerika Birleşik Devletleri için söyleyeyim ben. Gittiğin zaman iki kişiyi ayırırsın. Ayırmak çok önemli değil mi? Yan yana olsalar, sen birisiyle konuşurken, ben burada birisiyle konuşuyorum, şu solumda ötekisi var. Ha, bu bana işte bilmem küfür etti. Yok, ben ona küfür etmedim, önce bana küfür etti diyecek değil mi? Bir bakıyorsun sen oradayken birbirlere tartışıyorlar. Polis arkadaşlar bu videoyu izliyorsa, abi bunu zaten size öğretiyorlar ama unutabiliyoruz, oluyor. Aile içi kavgalarda, anlaşmamazlık durumlarında abi kişileri ayırın. Birbirlerini duyamasınlar. Bir polis arkadaş bir yerde olsun, öteki polis arkadaş bir yerde olsun. Ama o polis arkadaşlar birbirlerinizi görebilin yani. Herhangi bir şey olduğu zaman partnerini görebilirsin ki müdahale edebilirsin. Ben bir tane kız kardeşi köşeye çektim. Konuşmaya başladım durumla ilgili. Benim partner ötekisini çekti. Konuşuyorlar. Öteki elemanda ailenin içerisinde bir sürü insanlar var ya, onlarla meşgul oluyor. Konuşurken işte bu beni geldi bana tokat attı, yok beni itti, işte bana küfür ediyor, ben bilmem ne falan filan. Şimdi abicim, onlar orada yaşıyor. Biz polis olarak gelip seni evinden atma gibi bir hakkımız yok. Değil mi? Senin evin yani. Başka biz yapamayız bir şeyler. Ha şimdi bir suç işlenir, tutuklarız, götürürüz, gözaltına alırız, götürürüz. O farklı bir şey. Ama suç yoksa, biz orada bir nevi olay ne, onu çözmeye çalışıyorsak, orada seni ya işte sen bununla kavga ediyorsun, sen evden çıkacaksın bugün gibi lüksümüz yok. Ha, bunu her zaman soruruz. Her zaman yaptığım gibi sordum. Başka bir ailen var mı, eve arkadaşın var mı? Seni oraya biz götürelim falan. Bu gece orada kal. Herkes yatışsın. İşte alkol dinsin falan filan. Hayır, burası benim evim. Ben buradan çıkmıyorum abicim dedi bana. Anlıyorum. Öteki kıza da aynı şeyi sorduk. Öteki kız da hayır, burası benim evim, ben çıkmıyorum, o gitsin. İşini zorlayamadığımız için ve herhangi bir suç yok. Şimdi o beni itti diyor, kanıtlayamıyorsun yani. Yani sadece durumu çözmek için de birisine kelepçe atmak da adil değil, değil mi? Abi yalvardım, yakardım bunlara, gitmiyorlar. Hiçbirisini ayıramıyorum. Şimdi ben polis olarak bunu da biliyorum tecrübelerime göre. Abi evde bunları, bir kavga eden kişileri evde bırakırsan, hey tamam bir sorun olursa tekrar bizi arayın deyip gittiğimiz zaman genelde tekrar sorun oluyor. Hatta istatistiklere göre, ki bu videoda istatistiklerden bir tanesi artık, birisi kavga ediyorsa, tartışıyorsa ve orada onlara ayırmazsan ve gittin, büyük bir ihtimalle geri gidiyorsun ve geri gittiğinde olay çok daha büyümüş oluyor. Bizim polislik istatistiklerimiz bunu söylüyor. Neyse, yalvar yakar ayıramıyoruz. En sonunda olayı şu şeye bağladık. Bir tane kız kardeş dedi ki, ben diyor bodrum katında odası. Diyor ben diyor odama çekileceğim, zaten gece geç. Ben gidip müzik dinleyip yatacağım. Öteki kız kardeş diyor ki, ben zaten üst katta kalıyorum. Ben de oraya gideceğim, kendime takılacağım. Onu görmek bile istemiyorum muhabbeti. Tabii ben ne yaptım arkadaşlar? Burada benim yaptığım hatayı size anlatacağım. Aynı zamanda iyi yaptığım şeyi söyleyeyim ilk başta. Ben ne yaptım dedi ki, burada bir olay var. Ben bunları ayırayım. Bir şekilde şey yapayım. Anneye işte telefon numaramızı verelim. Bir şey olduğu zaman bizi ara. Hani bir şey var bende, bir sezdiğim bir şeyler var. Ama zorlayamıyorum. Evden çıktığımız zaman evin çok yakın bir yerine park ettik. Benle partnerler. Hani otur muhabbet et. Telefonda oyun oyna. Artık neyse. Abi hatırlıyorum ben o zaman. Evin çok yakın bir yerine park ettik. Herhangi bir şey de yoktu yani o ara.
Telefon falan da gelmiyordu daha, yani anons falan da gelmiyordu. Neyse, kız bodrum katında, ötekisi yukarı katta, muhabbeti biz gittik. Benim yapmadığım şey, kötü yaptığım şey burada, rapor almadım ben. Tembellik. Normalde abicim, birisini ayıramıyorsan bir rapor yaz. Hiç olmazsa rapor yazdığın zaman diyebiliyorsun işte, ben yalvardım yakardım, ne yaptıysam çıkmadılar, işte ondan dolayı ben bir rapor yazıyorum, işte şu şununla kavga etti, şu şununla tartıştı, şu şunu dedi, şu bunu dedi falan filan. Hiç olmazsa bir olay olursa ondan sonra ben raporumu aldım yani. Ben rapor almadım, rapor al bir şey olmadığını düşündüm. Yanlış. Gittik, park ettik abi. Anons geldi. Anons geldiği zaman işte 44, 45, 46 bıçaklama olayı var. Yaralı halen olay yerinde. Adresi verdi. Daha yeni işte bir saat önce, iki saat önce gittiğim ev. Olay yerine gidiyorum. Bodrum katındaki kız kardeş, yukarıdaki kız kardeş yine birbirlerini görüyorlar. Herhalde mutfakta mı görüşüyorlar, bir şey oluyor. Bıçağı alıyor, tak omuzundan öteki kız kardeşini, bir tanesi bıçaklıyor. Olay yerine gittim, her yer kan man. Kız şurada bayağı kanıyor işte, havlu mavlu koymuş buraya. Neyse, ambulans falan geldi, aldı bu kızı hastaneye götürdü. Ötekisini de ben tutukladım. Kelepçele melepçele götürdük hapse. Supervisor olay yerine geldi. Ne oldu burada, siz daha yeni buraya gitmediniz mi? Dedi bana. Evet dedik işte, ama şöyle böyle falan anlattık olayı. Rapor tuttun mu Erdal? Hayır dedim. Bana bir supervisor böyle baktı. Şu yazdığın rapora önceki olayı da, yani bir saat önce gittiğin şeyi de ekle, rapor tutmuş olursun dedi. Böyle gözünü kırptı bana. Ya bu demektir ki yani kendimi koruma amaçlı. Abicim gittim işte, neyse raporumu falan tuttum. Ondan sonra supervisor'la kenara çekilip konuştuk falan. Erdal başka bir şey yapabilir miydin? Supervisor'ım yani komiserim dedim. Benim başka yapacak bir şeyim yoktu. Sor arkadaşlara. Yalvardık yakardık, adamlar gitmiyordu. Ne yapayım, evinden mi atayım falan muhabbeti. Ki de onu yapamayız. Komiser de aynı fikirdeydi. Olay o şekilde çözüldü arkadaşlar. Kişi tutuklandı. Herhalde 6 ay girmişti hatırladığım kadarıyla. Fazla da değildi. Kız kardeşle de sorun yoktu. Birkaç dikişle olayı hallolmuştu. Burada yapılan hata büyük bir hata bence. Bence biraz daha zorlamalıydım bunları evden çıkartmak için. Başka aile üyelerini devreye sokmalıydım. Ve kesinlikle ve kesinlikle rapor yazmalıydım. Olmadı. Öğreniyorsun değil mi arkadaşlar orada yaptığın hatayla? Ama bunu düşünsene. Şöyle olayı düşünsene. Gidiyoruz, birisi birisini öldürdü. Kesinlikle ve kesinlikle beni şahsi bir şekilde dava eder aile. Polis geldi. İşte polis biraz daha üzerinde uğraşmalıydı deyip beni dava ederdi. Ki ben bugün halen bakıyorum kameraya, söylüyorum size. Benim başka yapacak bir şeyim yoktu orada bence. Başka aile maileyi de ekleseydim belki yapabilirdim, belki daha iyi olabilirdi. Ama olayın çözüleceğine inanmıyordum. Yani o evden çıkarılacağıma inanmıyordum. Benim yaptığım en büyük hata rapor yazmam. Eğer rapor yazsaydım kendimi korumuş olurdum hiç olmazsa. Neyse arkadaşlar, olay bu kadar. Bu gibi olaylar defalarca başıma geldi. Birçok şeyler var. Böyle anılar zaten sürekli bizde var. Eğer hoşunuza gidiyorsa yorum olarak yazın. Bu tür anıları ben sürekli size anlatmaya devam ederim. Bu olayı hatırlıyorum çünkü bu olayı neden çok iyi hatırlıyorum? FBI'ye girerken eğitim esnasında işte eski ders aldığınız durumlar falan var mı diye bir sorular sorulmuştu bize. Birkaç olay var ama ben bu olayı örnek verdiğimi hatırlıyorum. Oradan dolayı aklıma hemen geldi. Dedim sizlerle bir paylaşayım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Polis arkadaşlar izliyorsanız benim yaptığım hatadan siz ders alın. Abi rapor yazmayı istediyorsan şurada yaz o raporu abi. 15 dakikanı alacak ama poponu korur. Önemli. Neyse. Tekrar diyorum arkadaşlar, Instagram Amerika Linus'ız, Discord Amerika Linus'ız, Twitch canlı yayınlar için Amerika Linus'ız ve Twitter Amerikan Aynasız. Takip ederseniz hoşuma gider. Bir videomu daha izlediğiniz için teşekkürler ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.